Neler söylemek istersiniz? Güzel bir galibiyet oldu. 3-0'lık. Güzel bir galibiyet oldu. Tabii sondaki hareket olmasaydı daha güzel olacaktı. Ama maçın başına söylediğim gibi yine aynı şeyi bir daha söylüyorum. Hava çok güzel, atmosfer evet. Çok iyi. Ama taraftarımız yok. Taraftarımız orada bağırıyor. Yönetim uyma. Fernando'yu al, Jose'yi al diye. Alalım almasına da. Yani ikinci siz maça gelin. Bir tribünleri doldurun. Ondan sonra almak en kolay olan şey almaktır zaten. Hani vermeden almak Allah'ın mahsulü bir laf var. Bir tribünleri doldursun taraftarımız. Bak bugün çok güzel bir maç var. Çok güzel bir ortam var. Ama taraftar yok. Yani bunda tabii bunlar bizi üzüyor. 3 puan aldık. Sevinçliyiz. İnşallah önümüzde şimdi çarşamba günü bir Gençler Birliği maçı var. O çok, çok önemli bir maç. O maçı da aldıktan sonra Allah'ın izniyle Pazartesi günü İstanbul'a daha rahat gideriz Fenerbahçe karşısına. Hep söylediğimiz şey ilk 5'in için olmak istiyoruz en az. Ve ligin sonunda da olacağımıza inanıyorum ben zaten. Vallahi iyi oynadığımızı düşünüyorum. Kazandık. Sivas maçını telafi ettik. Çarşamba günü kupa maçı öncesi güzel bir moral oldu bizim için. Son anda bir ufak tefek istenmeyen olaylar oldu. Onun haricinde pek kayda değer bir şey yok. Güzel oldu. Sevinçliyiz. Goller nasıldı sizce? Valla goller bence hazırlanış açısından çok güzeldi. Yani pozisyon zevkle izlenecek bir pozisyondu. Çok hoşuma gitti benim. Teşekkür ederim. Mücadele açısından bir kere kalite açısından çok fazla fark vardı. Hepimiz gördük bunu. Ergenekon maalesef bu ligde tutunamayacak gibi gözüküyor. Yani onlar için çok kritik bir mücadeleydi bu. Düşme potasında çünkü yer alıyorlar. Bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak zorundalardı ama 3-0'lık bir galibiyet elde etmiş olduk biz. Oyuncularımız muhteşem oynadılar. Bu 10 günlük aradaki milli maç yorgunluğuna rağmen milli takıma giden oyuncularımızı tebrik etmek gerekiyor. Gerçekten onlar da son derece üst düzeyde bir mücadele sergilediler. Ve istediğimiz skoru çok zorlanmadan aldığımıza inanıyorum. Ergenekon'a da saygı duyduk. Çok fazla üstlerine de gitmedik. Puanları aldığımızı düşündükten sonra oyunu orta sahada kabul ederek maçın bitmesini bekledik. 3 puan hayırlı olsun ama çarşamba günkü bizim kupa maçımız bu sezonun final maçı olarak görmek gerekiyor. Taraftarlarımızı biz Ankara'da görmek istiyoruz. İnşallah onların desteğiyle oradan da galip gelip tura atlamış oluruz. Evet, burada bir beraberlik yaşamıştık. Bizim için kritik bir karşılaşma olacak. Deplasmanda oynayacağımız mücadele. Sizce o maç nasıl geçecektir? Tabii şu anda Gençler Birliği'ni biliyorsunuz ki ligde de son derece üst düzeyde bir futbol oynuyorlar. Toparladılar kendilerini. Ama biliyoruz ki Bursa Spor'un gücü tartışılmaz. Buradaki maç bir talihsizlik olarak görüyorum. Ama son derece ciddiye alıp bu maçı geçip bir üst tura kalıp inşallah da finali Bursa'da oynayacağımız bir Ziraat Türkiye Kupası finalini biz oynamak istiyoruz. İnşallah da öyle olur. Evet, peki bu mücadelede goller nasıl sizce? Fernando'nun biz hat-trick yapmasını bekledik aslında. Bir 3 gol ondan gelecek gibiydi ama son golde tabii Volkan'a asist yaparak gerçekten takım arkadaşına, kaptanımıza da tabii o golü attıran isim oldu. Fernando ligimizin en golcü oyuncusu. Dolayısıyla onun ne kadar fazla gol atması onun da kendi adına gol kuralında iddialı duruma getirecekti. Arkadaşları her pozisyonda ona getirip ona attırıyorlardı. Son golü de o getirdi ve attırdı. Çok güzel oldu bence. Evet, şimdi 3-0 güzel bir galibiyet aldık ama maç öncesinde ben size zor maç olacağını söylemiştim. Çünkü ben bizim futbolcularımızın kafasının Ankara'da olduğunu düşünüyordum. Kayseri Erciyes'in de mutlaka kazanması gereken bir maçtı. Fakat maç başladıktan sonra gördük ki Kayseri Erciyes çoktan havlu atmış bu lige. Herhalde 2. lige şimdiden hazırlanıyorlar. Onun için kolay oldu. Çok keyifli bir maç olmadı ama 3-0 çok keyifli oldu. Artık çarşamba günü inşallah seyircilerimizi de bekliyoruz Ankara'ya. Güzel bir galibiyet bekliyoruz Ankara'da da.